Merhabalar arkadaşlar, Elişi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu sevimli baykuş anahtarlığı yapacağız. Çok kısa sürede bitireceğiz arkadaşlar. Böyle minik, sevimli bir anahtarlığımız olacak video sonunda. Hem kendiniz için hem sevdikleriniz için güzel bir hediyelik arkadaşlar. Şimdi malzemelerimize geçelim. Sonrasında da hemen yapımına başlayacağız. Arkadaşlar bugünkünü pembe iple yapacağım. Koton bir ip, biraz kalın. Bunun için kullanacağım tığ 3 milim tığ olacak arkadaşlar. Makasım var. Dolgu için yine boncuk elyaf kullanacağız. Anahtarlık aparatımız var bir tane. Burun işlemesi için çok az sarı ipe ihtiyacımız olacak. Onun haricinde kullanacağımız göz numarası 6 milim kilitli göz kullanacağım arkadaşlar. Eğer elinizde yoksa iple işleme yapabilirsiniz, siyah iple dikebilirsiniz. Alternatifler çok. Göz kısmını arkadaşlar şöyle 1 santim boyutunda keçe kullanacağım. Eğer elinizde yoksa sihirli halkayla 6 tane sık iğne yapıp bu şekilde bir yuvarlak elde edebilirsiniz. Örmek istemedim. Keçe kullanacağım. Gözümüzü de içinden geçireceğiz. Sonra örgümüze monte edeceğiz. Böyle minik bir göz kullanacağım. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Buraları düzenleyeyim. Hemen yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, baykuşumuzun yapımına başlıyoruz. Öncelikle sihirli halka yapmakla başlayacağız. Her zaman yaptığım yöntemle yine tekrarlayalım. Orta parmağımızın bize bakan iç kısmına arkadaşlar ipimizi bu şekilde geçirdik. Baş parmağımla tutuyorum. Bir tur çevirdim etrafında. Şurada bir çarpı kısım var. Buraya baş parmağımızı yerleştirdik. İçerisine bu halka kısmına 6 tane sık iğne yapacağız. Öncelikle halkamızı sabitleyelim. Tığımda bir ilmek geçirdim. Ve onun içerisinden de bir ilmek geçiriyoruz. Şu an sabitledik. Artık örmeye başlayabiliriz. İçerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Örürken arkadaşlar bu ipimizle birlikte örüyoruz. Yoksa sökülmesi çok kolay oluyor. Halkanın genişliği açılmaya başlıyor arkadaşlar. Bunu beraber öreceğiz. Sonrasında bununla birlikte sıkıştıracağız halkamızı. İçerisinden bu şekilde birinci sık iğnemi yaptım. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi artık halkamı kapatabilirim. İpimi çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde halkamız kapanmış oldu. İlk sık iğnemin içerisinden bu şekilde bir ilmek geçirip esas ilmeğimin içinden de geçiriyorum. Bir ilmek kaydırma yapmış olduk. Yani ilk sıramızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir tane ilmek belirleyicisi gerekiyor. Bunun için arkadaşlar ben yine unutmuşum aparat almayı. Şöyle sarı ipimizi zaten çok fazla kullanmayacağız. Ufak bir parça ördüm. Bu bizim başlangıç kısmımız olacak. Her defasında bunu bir üste taşıyacağız bu ipimizi. Şimdi ikinci sıradayız. Bütün sık iğnelerimize çift batıyoruz. Sıra sonunda bizim 12 tane sık iğnemiz olacak. İlmek kaydırdığım sık iğneye değil, bir sonrakine batacağım arkadaşlar. Bu sıramız bu şekilde biraz farklı. Normalde direkt örerek de devam edebilirsiniz ilmek kaydırma yapmadan, ama böyle bir bu alanda bir çökme oluyor gibi. Yani o yüzden ben ilmek kaydırma yapıyorum ilk sırada. Sonrasında spiral örmeye devam edeceğiz.
İlk sık iğnemizi bir tane yaptık. Aynı yere bir tane daha yapıyoruz. Bütün sık iğnelerimizi iki kez batacağız arkadaşlar, bu şekilde. Geçen hafta video çekemedim arkadaşlar. Yani tripodun telefon tutan yeri kırıldı, her iki taraflı. Normalde tek tarafı kırıktı ama böyle paket lastiğiyle falan sabitleyip kullanıyordum ama bu sefer hiç olacak gibi olmadı, yani tutacak yeri kalmadı. Biraz fiyat araştırması yaptım, çok pahalanmış. Malzemeyi getiririm demişti bir telefon tamircisi. Birkaç kez uğradım, getirmemiş. İnternetten buldum arkadaşlar aparatını. Bir kısmı oldu, bir kısmı kendi malzemesi oldu, tam yerleşti. O yüzden geçen hafta videolarımız, yani yeni video çekememiştim. Umarım başka sorun çıkmazsa normal günlerinde çarşamba ve cumartesi günleri videolarımıza devam edeceğim. Yani çok tatlı oyuncaklar öreceğiz beraber. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane sık iğne tek yapacağız. Bir diğerine çift batacağız. Tek çift şeklinde devam edeceğiz. Sıra sonunda bizim 18 tane sık iğnemiz olacak. İlk sık iğneme battım. Tek yaptık. Bir diğerine geçiyoruz. Buna çift batacağız arkadaşlar. İki kez sık iğne yapıyorum. Tekrarlıyoruz bu işlemi sıra sonuna kadar. Tek yaptık. Bir diğerine çift batıyoruz. Tek, çift. Dördüncü sıradayız. Bu sıramızda iki tane tek öreceğiz, bir çift yapacağız. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. İlkine tek yaptık, ikinciye tek yaptık, üçüncü sık iğnemize çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi yapacağımız iş arkadaşlar 5, 6, 7 ve 8, yani 4 sıra daha. 24 tane sık iğne öreceğiz. Artırma eksiltmemiz yok. Sadece sık iğnelerimizi dolduracağız. 9. sırada eksiltmelere başlayacağız. Yani 8. sıraya kadar sadece örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnelerimizin üzerine dolduruyoruz. Bu kısımda sıkılmamanız adına videoyu biraz hızlandıracağım. Şu an 5. sıramı örüyorum. Bir sıra beraber örelim. Sonrasında videoyu hızlandıracağım arkadaşlar. Altıncı sıradayız.
Evet arkadaşlar, şimdi 9. sıradayız. Eksiltme yapacağız. 2 tane sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonunda bizim 18 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi birinci sık iğnemizi yaptık. İkincisini yaptık. Eksiltmemizi 2 tane sık iğneden ilmek alıp birleştirerek yapacağız. Birincisinin bir de sık iğnemizin iki parçası var arkadaşlar. Bize bakan ve arkaya bakan tarafı. Bize bakan tarafındaki ilmeği aldık. İkincisinin de bize bakan tarafındaki ilmeğini aldık. İçerisinden bu şekilde bir ilmek geçirdik. Şu an tığımda iki tane ilmek var. Bunu da birleştiriyoruz arkadaşlar. Eksiltmeleri bu şekilde yapacağız. Tekrar yapalım. 1 ve 2. Bu şekilde 2 tane sık iğnemizin bize bakan tarafındaki ilmekleri aldık. Ve ilmek geçirdik ve bu ikisini de birden birleştiriyoruz. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bu dönemde gözlerini takalım. Alanımız daralmaya başladı. Şimdi gözlerimizi arkadaşlar. Yani çok fazla çok fazla keçe gitme arkadaşlar. Böyle minik bir yuvarlak kesiyoruz. Şimdi bu yuvarlakları bu şekilde ikiye katlayıp gözü geçireceğimiz kısım biraz yanda kalsın arkadaşlar. O şekilde şimdi makasla keseceğiz. Yani tam ortadan değil ama hafif birazcık daha yan taraftan şöyle bir çok büyük olmayacak şekilde bir kesik attık arkadaşlar. Gözümüz de çok küçük zaten. Yine bunu da aynı şekilde. Şekilde bitmiş kısmını arkadaşlar yana aldık. Böyle ikiye katladık. Şimdi 6 ve 7. sıra arasına gözü yerleştireceğiz. Ortadaki halkadan itibaren sayıyoruz. Bu birincisi. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu araya yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir ilkini öncesinde gözümüzde takalım. Şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunun kilidini bir takalım arkadaşlar. 2, 4, 6 ve 7. Evet. Oynamadan yeri. Çok küçük bir alan zaten. Evet arkadaşlar. İlkini yerleştirdik. Şimdi arada iki tane sık iğne boşluğu kalacak. Bu 1 ve bu 2. Yine 6 ile 7 arasına yerleştireceğiz. Üçüncüye gözümüzü yerleştireceğiz. Bu da aynı şekilde. Baykuşumuz bu şekilde ördüğümüz kısım aşağıda kalacak arkadaşlar. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu fazlalık kısımları yana gelsin gözümüzün.
Şimdi kilidini takalım. Yani keçiye de gerek yok. Dediğim gibi örebilirsiniz, örme edebilirsiniz arkadaşlar. Direkt gözü de takabilirsiniz. Örgüde alternatifler çok. Göz kısmını tamamladık. Burun işlemesini de yapalım. Birazdan oyuncağımız bitecek zaten. Anahtarlığımız. Ters yapmışım. Arkadaşlar ters işlemişim. Bu alt kısım bu şekilde, baykuşumuz bu şekilde duracak arkadaşlar. Burun işlemesini yanlış yapmışım. Hemen tekrar baştan yapacağız. Bu şekilde yapmışım arkadaşlar. Video çekerken bazı şeyleri çok fark etmiyor insan arkadaşlar. Söylediğimle yaptığım çok uyuşmayabiliyor. Bu şekilde ördüm, söktüm, çok yeri oluyor. Bu sefer göstermek istedim. Hani evde kendi başıma çekiyorum ama yine de bir heyecan oluyor arkadaşlar. Video çekmek biraz zorlayabiliyor, konuşmak, tarif etmek. Şimdi baştan başlayacağız. Bakalım. Yeni ip takayım, çok kısa kalmış. Evet arkadaşlar, burnu tekrar işliyoruz. Şimdi yine geriden batalım arkadaşlar. Sarı ipimizi. Bu şekilde aynı yeri tekrar batıyorum. İçerisinden iğnemi geçirdim. Burada bir düğüm oluştu. Şimdi arkadaşlar baykuşumuz bu şekilde bakacak. Bu örülmüş sihirli halka yaptığımız yer bize bakacak. Aşağıda olacak arkadaşlar. Şimdi gözümüzün arasında iki tane ilmek boşluğu bırakmıştık. İlkine batıyoruz. Mutlaka bu gözlere takılıp takılmadığına bakın iplerinizin arkadaşlar. Ortasına bir alt sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Şu ortaya batıyoruz. Şimdi bir diğer ilmek boşluğumuza batıyoruz. İkincisine. Yine aynı yere ortaya batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir V harfi oldu. Bir kez daha yapacağım. Biraz belirgin olsun istiyorum. Tekrar aynı yere batalım. Bu kadar arkadaşlar. Gaga kısmımız ya da burun kısmımız. Bu şekilde tamamladık. Arkasını çevirelim. Sabitleyip bitireceğiz. Bu şekilde ilmeklerimi içerisinden geçiriyorum. Sefer doğru diktik arkadaşlar. Şimdi son sıramızı örüyoruz. Buraya yine bir ilmek belirleyicimizi yerleştirelim. Arkadaşlar bir tane sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda bizim 12 tane sık iğnemiz kalacak. Bu bizim 10. sıramız. Şimdi ilkine bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında eksiltmemi yapıyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim.
Eksiltme yaparak sıra sonuna geldik arkadaşlar. Dikmek için ip bırakıyoruz arkadaşlar, birleştirme için. Biz çekelim bu şekilde. İçerisine elyaf dolduralım. Sonra da birleştirmesini yapacağız. Şimdi birleştirmesini yaparken karşılıklı ilmekleri dikeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Eğer ki bu ilmeğiniz tam yana denk gelmemişse, benim bir önceki öyle oldu arkadaşlar. Şöyle son sık iğnenizin içerisinden ilerleterek tam yana denk getirmeye çalışın. Şu an benimki yanda olduğu için ekstra bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar bu şekilde birleştiriyorum. Karşılıklı sık iğnelerimizi bu şekilde dikeceğiz. Önce bu şekilde karşılıklı dikiyoruz arkadaşlar. Sonrasında farklı bir şekilde dikeceğiz. Önce birleştirmesini yapalım. Şu an birleştirmesini yaptık. Biraz daha bu kısımların, kulak kısımlarının belirgin olmasını istiyorum. Bu yüzden şimdi bu şekilde dikmeye devam edeceğim. En sonuncu kısma 2 3 ve 4 kez batacağım arkadaşlar. Şimdi bir yana geçiyorum. Dikme tekniğimizi değiştirdik şu an. Üzerinden geçerek bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Aynı ilmeklerin içerisinden geçiyorum tekrar. Ama yan dikmedik. Üzerinden geçiyoruz bu şekilde. Karşıya geçtim. Bu taraftaki sık iğnemi yine içinden geçiyorum. Kulak kısmına geldik, yani köşeye geliyoruz arkadaşlar. Burada birkaç kez daha fazladan git gel yapıyoruz aynı yere. Bu kadar yeterli. Şimdi son sırama değil, bir sonraki sıramın şöyle ortasına batıyorum arkadaşlar. İpimi kesmeden anahtarlık halkamı da dikeceğim. Yeteri kadar, çünkü ipim var. Eğer ipiniz kalmadıysa tekrar ip takıp dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu iki ilmeğe takacağım. Öncesinde bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dikerken içinden tekrar geçiriyorum. Şekilde bir düğüm atalım. Aynı yere batıp birkaç kez örgümüzü içinde gezdirip tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar,
Bir tane daha minnoş anahtarlığım oldu. Yapımı çok kolay. Ve çok sevimli arkadaşlar. Hem anahtarlık halkası, çanta süsü, araba süsü olarak değerlendirebilirsiniz. Güzel bir hediyelik. Umarım yaparsınız. Sormak istedikleriniz olursa, videom hakkında görüşleriniz olursa mutlaka yorumlara bekliyorum. Ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresimi açıklama kısmına da bırakıyorum videomun. Oradan direkt geçiş yapabilirsiniz. Hem tanışmış oluruz hem de gönderdiğiniz ürünlerin resimlerini, videolarını, cumartesi gün yayınladığım tarifin arkasına sizden gelenler bölümü yapıyorum. Güzel bir anı arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.